Genel seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı bir değişim ateşi oldu. Aslında değişim başlığının altında farklı aktörlerden işte talepler, öneriler, çıkışlar geldi. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim tartışmasını nasıl okuyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim olmalı mı? Olmalıysa nasıl ve ne zaman olmalı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim aslında 100 yıllık çınar, 100 yıldır sizin deyiminizle de hareketli. Hareketli olması, sürekli bir devinim içerisinde olması aslında bizi daha iyiye, daha güzele götüren şeylerden bir tanesi. Bu seçim bizlerin, hepimizin, seçmenlerimizin, üyelerimizin iktidar olacağımıza inandıkları, seçimi kazanacaklarımıza gönülden inandıkları bir seçimdi. Çok küçük bir farkla da İşte seçim kaybedildi ve bunun ardından ya daha da nasıl iyi olabiliriz? Seçimi kazanabilmek için eksiklerimiz nelerdi? Bunlar nasıl değiştirilebilir? Buna ilişkin değişimle ilgili söylemlerin en temel kısımları bunlar aslında. Birçok parti üyesi tarafından ya da partide daha aktif görevi olan arkadaşlarımız tarafından dillendirilmiştir. Her seçimin sonrası olduğu gibi bu seçimin sonrasında da bunlar tartışılacaktır. Zaman içerisinde tüzüğümüzde değişmesi gereken şeyleri, güncellenmesi gereken, çağın gereksinimlerine uyması gereken şeyleri bulacağız. Programımızda değişmesi gereken şeyler var mı, onları tartışacağız. Bunlarla birlikte tabii ki bunları yapacak kadroların da yenilenme süreçleri. Kaldı ki tam da zaten doğru bir sürece başlamıştı. Bizim normal ertelenmiş olan kongre takvimimiz devredeydi. O yüzden mahalle delege seçimlerimizle başlayan, ardından ilk önce mahalle delegelerimizi değiştireceğiz. Sonra ilçe yöneticilerimizi değiştireceğiz. Sonra işte il delegelerimizi, il yönetimlerimizi değiştirerek daha genel merkez düzeyine kadar devam edecek bu.